hafta başında Amerikan Başkanı Trump son derece uygunsuz bir üslupla ülkemizi tehdit etti. Tam bir kovboy mantığı, Türkçe'ye tercüme edersek dana çobanlığı mantığı. Yani koskoca bir ülkenin başında bulunan insan Twitter üzerinden kendini bilmez, lafları yapmakta, mesajlar vermekte bir reis görmüyor. Zaten ahlaki değerlerden yoksun olduğunu bütün dünya biliyor. Kendisi de bunu kabullendi. Ama biz onun şahsi özelliklerinin üzerinde değiliz. Bizi ilgilendirmez. Doğrudan doğruya kendi insanını ilgilendirir. Ama bu bizim bir kanaatimizi ısrarla vurgu yaptığımız bir kanaatimizi doğruladı. Biz her zaman dedik ki Amerika Birleşik Devletleri'nden stratejik müttefik olmaz. Kendi müttefikini bu şekilde tehdit etmez hiçbir ülke. Bundan dolayı da herkes bilmeli ki başta Trump olmak üzere Türkiye elbette tehditlerle hizaya getirilecek bir ülke değildi. İçinde bulunduğumuz şartların zorluğu bunu değiştirmez. 5000 yıllık kadim bir tarihe ve devlet geleneğine sahibiz. Tehditlere, şantajlara asla boyun eğmeme kararlılığını geçmişte gösterdik. Bugün de göstermekteyiz ve göstereceğiz. Bunun birçok örneğini saymak elbette mümkün ama biz Trump'ın sadece Kıbrıs Barış Harekatı 1974'te yapıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerinin hiçbir faydasının kendilerine olmadığını bütün dünya gördü. (Gülüyor)